Merhaba değerli dostlar. Bu haftaki videoda bu defa gerçekten bir değişim yapalım. Bu defa gerçekten her şeyi değiştirelim. Hayatımız çok daha güzel, çok daha mutlu olsun, çok daha huzurlu olsun. Bunun kurgusunu yaptım. Hani geçen hafta konuşmuştuk ya, tesadüflerin mucizesi. Bugün o tesadüflerin mucizesinde öze nasıl ulaşıyoruz bunu anlatacağım. Yalnız öncesinde bir şey açıklamama müsaade edin. Pek çok yorum geliyor şu şekilde. Hocam tesadüf diye bir şey yok. Ne var? Tevafuk var. Tesadüf diye bir şey tesadüf yok. Ya bu yorumu çok alıyorum arkadaşlar. Ben bu konudaki zaten videoya bakarsanız arkadaşlar herkesin bir her şeyin bir sistem içerisinde gittiğini anlatıyorum zaten. Yalnız olay şöyle. Allah katında her şey mükemmel bir sistemle işliyor. Hiçbir şey boşuna değil. Hiç kimseyle karşılaşmam, hiçbir olayla karşılaşmam boşuna değil. Zaten bunu anlatıyorum. Yalnız bu olayı ben karşılaştığımda tesadüf diyorum. Mesela bugün Harun Bey diye bir misafirim geldi. Ben onu tanımıyorum. O tesadüfen benim bir videomu gördü. O tesadüfen beni aradı. Ya da ben şu an tesadüfen onunla kaçındım. Ama bu bendeki boyut tesadüfen. Tabii ki bu bir sistem dahilinde oluyor ve ben bunların her birisini bir mucize diyorum zaten. Yalnız onun bir tevafuk olduğunun farkındayım, bilincindeyim. O boşu boşuna olmadığının bilincindeyim. Yani bize bakan yönüyle ya tesadüfen rastlantı eseri gibi onu kastediyorum. Yoksa ben de her şeyin bir sistem dahilinde olduğunu söylüyorum zaten. Ve arkadaşlar şimdi geçen hafta hani şunu anlatmıştık. Tesadüflerin mucizesinde evrenin bir enerji olduğunu ve boşluklar olduğunu. Boşluklar bizim bilincimiz yavaş olduğu için o enerjiler çok hızlı döndüğü için. Hani vantilatör gibi demiştik. Vantilatör çok hızlı dönünce aradaki boşlukları göremiyoruz. Ama boşluklar var. Evet arkadaşlar şimdi ilk önce bunu bir altyazı gibi böyle çok bu tarafı çok önemsiyorum. Şu anki anlatacağım yeri çok önemsiyorum. Evrende her şey bir enerji. Bu kalem bütünsel değil arkadaşlar. Bu kalem atomlardan oluşuyor. Ve bu atomların hiçbirisi birbirine değmiyor. Arada boşluklar var. Ama biz bunu bütün görüyoruz. Neden biz bunu bütün görüyoruz? Çünkü bizim duyu organlarımız bu atomlar elektronlar gibi hızlı değil. Çünkü bizim duyu organlarımız yavaş olduğu için bu bir bütünmüş gibi geliyor bize. Bu tarafını anlarsak işi çözeceğiz. Hani vantilatör yavaş döndüğü zaman boşlukları görüyoruz. Çünkü vantilatörün dönüş hızından daha hızlıysa bizim duyu organımızın algılaması oradaki boşlukları görüyoruz. Şu anda bu kalemde tamamen atomlardan, elektronlardan oluşuyor. Arada boşluklar var ama bu atomları, elektronlar benim algılamamdan daha hızlı olduğu için, çok daha hızlı olduğu için ben bunu bir bütünmüş gibi görüyorum. Yani arkadaşlar, benim algım olmasaydı, benim bilincim olmasaydı, evrenin tamamı bir enerji okyanusuydu. Her yer bir enerjiydi. Böyle bir anlam veremeyecektik. Kalem, çiçek, koltuk demeyecektik. Yani, o zaman hayata anlam katan ne? Hayata anlam katan benim bilincim. Bilinç hayatı anlamlı ya da anlamsız hale getiriyor. Yani bilinç diye bir şey olmasaydı biz her şey bir enerji olarak gözükecekti. Dolayısıyla ne olmuş oluyor arkadaşlar? Ben bilinç oluyorum. Mevlana ne diyor? İnsan düşünceden ibarettir, gerisi et ve kemiktir. Deepak Chopra ne diyor? İnsan sadece bilinçtir. Biz bilinciz arkadaşlar. Bu tarafı çok önemli. Ben bilinçsem, hayat dediğim şey benim bilincimden ibaretse, bu netse, ki net arkadaşlar, o zaman ben istediğim hayatı elde edemez miyim? Madem benim bilincimden oluşuyor. Tabii burada arkadaşlar ne devreye geliyor biliyor musun? Bilinçaltı dediğim şey. Benim bilincimde ben değersiz bir varlığım. Değersiz bir varlıksam hayat bana değersiz geliyor otomatikman. Benim bilinçaltımda benim için para ya kötü bir şeyse, şerefsizlerin parası olur varsa, zenginler kötü insanlar varsa bilinçaltımda, o zaman benim bilincimde para kötü ve pis bir şeyse, elin kiri ise ne oluyor bu defa? O paraya ulaşamıyorum. Benim bilincim hayatı oluşturuyor. Şu anda arkadaşlar bilincinde bak sen neysen öyle bir hayat senin. Aşık oluyorsun, ya o kız bana bakmaz ki. O kız bana bakmaz ki dediğin kız bakmıyor, evet. Ben ne hissediyorsam oyum. Yani arkadaşlar ben şu an bu odanın içinde değilim. Oda bilincimin içinde. Ben şu an Ankara'da değilim. Ankara bilincimin içinde. Ben şu an dünyada değilim. Dünya bilincimin içinde. Bilincim
ne durumdaysa hayata öyle bir anlam vermiş oluyoruz. Şu anda nasıl bir hayat yaşamak istiyorsan bilincinde ne varsa hayat sana öyle gelecek. O zaman bizim değiştirmemiz gereken şey çevremizdeki insanlar, çevremizdeki olaylar değil. Bizim değiştirmemiz gereken şey sadece bilincimiz. Bunu fark ettiğimiz zaman işte hayat o zaman çok kolaylaşıyor. Hani geçen hafta şunu anlatmıştık ya, hayvanlar bir yerden bir yere çok hızlı gidebiliyorlar. İşte köpekler sahiplerini gelmeden önce fark edip karşılamaya başlıyorlar. Neden demiştik? Çünkü onlar özlerine çok yakınlar. Bizler özümüzden uzaklaştığımız için onlar gibi seri davranamıyoruz. Neden? Neden biz özümüzden uzaklaştık arkadaşlar? Çünkü bize sonradan zihin diye bir şey verildi. O zihin verince ne verildi? Ego. Ben var. Ben duygusu. Ben yaparım. Ben ederim. Ya benim kıymetimi bilmiyorlar. Bana değer vermiyorlar. O ego ya da gelecek korkusu. Bu tür korkular, o zihinde olan endişeler ne yapıyor arkadaşlar? Benim özüme ulaşmamı engelliyor. Yani benim bilincimde mükemmel bir şey düşünüyorum ya, ben çok başarılıyım ve zenginim diye düşünüyorum ya, düşündüğüm şey bana gelecek ya, bunu engelleyen tek şey zihin. Yani bizim başarımız ya da başarısızlığımızdaki tek engel benim bilincim ya da senin bilincin. Başarıya gidebilirsin, tek engel sensin. Mutluluğa gidebilirsin, tek engel sensin. Yani senin bilincin, yani senin zihnin. O zaman benim ne yapmam lazım? O zihinden sıyrılmam lazım. O zihinden sıyrıldığım zaman özüme çok rahat ulaşabiliyorum. Tabii şimdi o zihinde nasıl sıyrılacağımızı da anlatacağım arkadaşlar. O zihinden sıyrıldığım zaman özüme nasıl ulaşabilirim onu fark ediyorum ve özüme ulaştığım zaman da işte istediğim her şeye çok rahat ulaşabiliyorum. Özüne ulaştığın zaman işte o zaman binlerce tesadüf bir arada diyoruz ya, o binlerce tesadüf sana hizmet etmeye başlıyor. Arkadaşlar durum şöyle. Biz okyanusta bir dalga gibiyiz ya. Okyanusta bir dalga gibiyim ama orada ben dalgayım diye egomu devreye sokarsam bir defa dalga çarpıyor ve yok oluyor. Ama o dalga aynı zamanda okyanus değil mi? Yani eğer ben okyanusum derse, kendisini evrene bırakırsa, okyanusu bırakırsa, okyanusun tüm gücü kendisinde oluyor. Ne diyor arkadaşlar, ne diyorlar? Biz neyiz? Biz evrenin küçültülmüşüyüz. Yani evren dediğin şey, evreni küçült, sınırlı hale getir, işte ben. Beni büyütürsen evren oluyor. Ben evrenin küçültülmüşü olduğum için, hani şöyle bir sözü duymuşsunuzdur. Yaratıcı vermek istemeseydi istemeyi vermezdi. Arkadaşlar Allah vermek istemeseydi istemeyi vermezdi. Allah bize neyi verecekse onu isteme duygusunu veriyor önce. Hani şimdi vermek istemeseydi istemeyi vermezdi ya yaratıcı. İşte biz bu dünyadaki rolümüz neyse, yaratıcının bizden beklediği neyse, o bizde duygulluk ortaya çıkıyor. Duygulluk ortaya çıkıyor ve o zaman biliyoruz ki ha, o duygulluk ortaya çıkan şeyler yaratıcının benden istedikleri zaten. Dolayısıyla o benim görevim ve ben o duygulluk istenilen şeyleri olayı akışa bıraktığım zaman tesadüfler birbiri üstüne gidecek ve her şey yoluna giriverecek. İstediğim her şeye ulaşıvermiş olacağım. Peki bunu ne engelliyor? Madem böyle, ne engelliyor? Engelleyen şeyi söyleyeyim arkadaşlar. Endişe, korku, öfke, sinir. Eğer ben istediğim bir şey evrene bir enerji olarak gidiyorsa ve evren benim emrime geliyorsa, ki bu kesin değil mi? Artık bunda eminiz. Ve bunun, istediğim şeyin bana gelip gelmemesiyle alakalı tek bağlantıyı kopartan şey benim endişelerim, korkularım, öfkelenmem, sinirlenmem. Onun için arkadaşlar bilge kişiler asla ve asla korkmazlar. Bilge kişiler asla endişe duymazlar. Bilirler ki her şey bir sistem dahilinde oluyor. Bilirler ki her şey olması gerektiği için oluyor. Şimdi burada arkadaşlar bu binlerce tesadüf nasıl benim hizmet emrime giriyor? Kısaca onu söyleyeceğim. Nasıl emrime giriyor biliyor musun? Niyet. Sadece niyet. Bir şey niyetlendiğin anda binlerce şey senin emrine giriyor. Ve niyeti şu şekilde basit ele almamız lazım. Hani hedef belirleyelim falan diyor arkadaş. İstekliğine ulaş, hedef belirle, hayal kur deniyor ya. Ben onu demiyorum. Sadece niyetlen, niyetlendiğin her şey senin olsun. Ben kalemi şu an açmaya niyetlendim ve açtım. Ve geri kapattım.
Biz bir niyetleniyoruz. Sonra o niyetlendiğimiz şeyleri yapıyoruz. Bakın arkadaşlar, niyetlenmeden çay içemeyiz. Niyetlenmeden ayağımızı kaldıramayız. Niyetlenmeden çorap giyemeyiz. Önce her şeyi niyetleniriz, sonra yaparız. Şimdi tüm evrenin sana emrine hizmet etmesi için yapacağın tek bir şey var. Niyetlenmen. Niye niyetleniyorsun? Kariyer sahibi olmak. Çok fazla kazanmak. Sevdiğine kavuşmak. Sadece niyetlen, bak nasıl mucizeler gerçekleşiyor. Ama niyetlendiğimiz sırada arkadaşlar ne olmaması lazım? Egomuzun devrede olmaması lazım. Zihnimizin, öfkemizin devrede olmaması lazım. O sakinliğin, o dinginliğin bizde oluyor olması lazım. Sakinsek ve dinginsek ve o sırada niyetlenmişsek, işte o zaman evren emrimize giriyor. Çünkü bilinç evrendi. Çünkü evren bilincimin içindeydi. Sadece niyetlenmen gerekiyor. Peki burada önemli nokta şu oluyor arkadaşlar. Ben bir şeye niyetlendim diye o niye benim olsun? O nedeni bulman lazım. Neden? Evet, mesela diyelim ki sen ayda 100 bin dolar kazanmaya niyetlendin. Ayda 100 bin dolar kazanmaya niyetlendin ya, o neden senin olsun? İşte o nedenleri iyi koyabilmen lazım. Çünkü ben bunu hak eden bir insanım. Çünkü ben bu donanımda bir insanım. Çünkü o çünkü devam ediyor. Şimdi biz evrenin küçültülmüşüz ya arkadaşlar. Niyetlendiğim bir şey bütüne hizmet edebilmesi lazım. Niyetlendiğim bir şey tüm topluma fayda sağlıyorsa, tüm insanlara fayda sağlıyorsa, o zaman tüm evren senin emrinde oluyor işte. Lütfen şimdi durma. İstersen bu videoyu durdur. Kağıt kalem al ve niyetlerini yaz. Yemin ediyorum niyetlerin hepsi gerçek olacak. Ama bu niyeti hedef ulaşırmış gibi yazmıyorsun. Yani ben şunu istiyorum diyerek yazmıyorsun. Niyet ettim kalemi kaldırmaya, niyet ettim peynir almaya, niyet ettim çay içmeye, niyet ettim BMW'mi Mercedes'imi almaya, niyet ettim villa almaya, niyet ettim özel uçağımı almaya, niyet ettim kitap yazmaya. Çok sıradan demen lazım. Neden onlar senin olacak? Çünkü onları yapacak kapasiten olduğunun farkında olmalısın. Çünkü hani en başa döneyim arkadaşlar. Evren bir enerjiydi. Bunları biz maddesel olarak gördüren şey benim bilincimdi ya. Hani bilincim olmasa her şey enerji ya. Nasıl olsa benim bilincim evrene anlam kazandırıyor ya. İşte bilincinde sen neysen hayat sana öyle gelecek. Daha doğrusu sen nesin biliyor musun? Bilincin neyse sen olsun. Arkadaşlar ben de niyetlendim. Bu eğer bu bir sanatsa, bu bildiğim şeyler güzelse, bu topluma fayda sağlıyorsa, baktım ki dünyanın dört bir tarafından, Azerbaycan'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den, Kıbrıs'tan, pek çok yerden, Türkiye'deki pek çok yerden, Hakkari'den, İzmir'den, her yerden istekler geliyor. Ben de niyetlendim, uzaktan eğitimlere başlattım. Çünkü sizlere daha hızlı ulaşmak istiyorum. Ve bununla beraber arkadaşlar her şeyi şimdi toparlamamı müsaadenin. Bir, evren bir enerji, benim bilincim ona anlam kazandırıyor. Benim bilincim ona anlam kazandırdığına göre ben bilincinde neysem, bilincimde ben neysem hayat bana öyle gelecek. İki, ben evrenin küçültülmüşüm, sınırlı hale getirilmişim. Niyetlendiğim zaman sınırsız evren o sınırlı olan benim hizmetine giriyor. O sınırlı olan benim hizmetime giriyor. Niyetlenmem önemli. Üç, bu niyet hem sana hem bütüne hizmet etmesi lazım. Çünkü evrenin küçültülmüşün ya, evrene ters gelen bir şey senin niyetinde olursa evren ya da tesadüfler sana hizmet etmez. 4. Ben niyetleniyorum. Niyetlerimin olması için arkadaşlar egodan kurtulmam lazım. Ben duygusundan kurtulmam lazım. Nefsinden kurtulmam lazım. Endişeden, öfkeden kurtulmam lazım. Bilmeliyim ki her şey ilahi bir düzenle, mükemmel bir sistemle işliyor. Dolayısıyla her şey olması gerektiği için olduğunu bilip sakinliğimi ve dinginliğimi koruyabilmem lazım. Ve devam edeyim mi? 5. Dinginliğini ve sakinliğini koruyabilmek için derin nefes alman lazım. Ve burada en önemli şey, siz diyorsunuz ki hocam iyi, her şey iyi, hoş da hani özü anlatacaktın bize, öze nasıl ulaşırızı anlatacaktın. Şimdi öze nasıl ulaşırızı söyleyeyim arkadaşlar müsaadenizle. Hayvanlar çok mükemmel bir sistemde davranıyor. Çünkü onlar özünün farkında. Bizler özümüzden uzaklaştık. Çünkü bize zihin verildi. Özümüze ulaşmak istiyorsak arkadaşlar gerekli olan, yapmamız gereken şey şu. Durup 5 dakika nefesine odaklanman lazım. Durdum. Nefesimi alıyorum. Nefesi veriyorum. Nefes alıyorum. Nefesi veriyorum. Sadece nefesine odaklanabilirsem 5 dakika. Zihnine düşünceler geldiğinde ben sadece nefesime odaklanmalıyım dersen. O boşluğu yakalayabilirsen. Yani boşluk dediğimiz şey arkadaşlar
beynimizden, zihnimizden düşüncelerin de geçmemesi. Nefesine 5 dakika odaklanabiliyorsan işte o zaman özüne ulaşabiliyorsun. İşte o özüne ulaştığın zaman da evren direkt senin hizmetine giriyor. Çünkü bakın arkadaşlar, anlatmıştım, Nietzsche dağa gidiyor, sonra cennetten geliyorum diyor 3 yıl sonra. Peygamber Efendimiz mağaraya gidiyor. O boşluktan sonra geliyor, dünyaya baş kaldırıyor, dünyaya meydan okuyor, dünyayı hakikate davet etmeye başlıyor. O boşluğa ihtiyacımız var. 24 saatlik bir günde 5 dakika boşluk. O boşluğu yakaladığın zaman özünü yakalamış olursun. Peki bunu yapar mısın? Yapmazsın. Yapar mısın? Yapmazsın. Neden biliyor musun? Çünkü çok basit yapacağın için. Basit olduğu için yapmazsın. Çünkü değersiz bir varlıksan kendin için 5 dakika vakit ayırmazsın. Değerliysen kendin için durur 5 dakikanı ayırırsın. Ve kendisini değerli hisseden güzel dostlarıma saygımı sunuyorum. Lütfen kendin için 5 dakika ayır ve nefesine odaklan sadece. Düşünceler geldiğinde de ki ben nefesimi fark etmeliyim. Biliyorsun işte, nefes yoksa hayat yok. Ve yaratıcı en değerli şeyleri en ucuza vermiş. Nefes o kadar değerli ki arkadaşlar. Çok fazla değerli olduğu için bu kadar ucuz. Nefesimize odaklandığımızda 5 dakika özümüze ulaşmış oluyoruz. Özümüze yaklaştığımızda işte o zaman evren bizim emrimize girmeye başlıyor. Özümüze ulaştığımızda işte o zaman sınırsız olan şey sınırlı olana hizmet etmeye başlıyor. Ve şimdilik bugünlük bu kadar yeter diyorum. Güzel dostlarım, değerli dostlarım ve beni sevgiyle, beni muhabbetle, beni derin bir şekilde dinlediğiniz için hepinize minnettarım. Lütfen saygımı kabul edin ve sevgiyle kalın. Hatta aşk ile, hatta tutku ile. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.